Artık siz de üzülmüyorsunuz. Az önce ilk sayfayı da okurken böyle bir yorum yapmıştım. Yine yapıyorum. Her zaman yapacağım. Çünkü bazı izleyicilerimiz bu gazeteler akşam akşam niye okunuyor gibi düşünebiliyorlar, düşünüyorlar. Bu benim kulağıma geliyor. Söylediğim gibi bazı izleyicilerimiz bugün gazeteleri kaçırmış, okuyamamış ya da izleyememiş olabilir. Onları düşünerek bu bölümleri yapıyorum. İşte bugünkü gazetelerin arka sayfasında ve ilk sayfasında yer alan haberleri böylece okumuş oldum. Sizler de izlemiş oldunuz. Artık bir şekilde bugünkü gazeteleri takip etmiş oldunuz. Şimdi ne yapalım? Şimdi hemen gözlüğümü alayım. Hani o sunuş tarzları vardır yani. George falan filan. Yahoo. Evet, yine güzel bir şarkı izleyeceksiniz. Hangi şarkıyı izletelim diyorum? Hangisini? Reji odasından karar versinler. Evet, güzel. Reji odasından karar versinler ve hemen güzel bir şarkı çalsınlar. Bakalım daha sonra ben sizlere ne gibi sürprizlerle geleceğim. Evet, oradan biri geliyor. Evet, ne var? Yönetmen arkadaşımız bana bir not verecek herhalde. Hemen alıyorum. Allah Allah. Sevgili Barışcan, programın başında okuduğun Kalbim Ege'de Kaldı adlı parçayı çok beğendik. Bizim için Le Mansan'dan Anladım Ki adlı şarkıyı söylersen çok seviniriz. Bu şarkıyı Mehmet, Seyfi, Ramazan, Sertaç, Tekin, Halil, Ebru, Belgin, Aslı, kısaca tüm Can TV ekibine ve size armağan ediyoruz. Teşekkürler. Çağla ve Demet. Allah Allah, programınız çok güzel. Bir başka not. Aynı notumu. Programınız çok güzel. Beğeniyle izliyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu da ona bağlı bir notmuş. Telefonla gelmiş bir not. Yani anladım ki şarkısını, durun bakayım, eğer hatırlayabilirsen söylerim. Niye söylemeyeyim Çağla ve Demet? Sizler için söyleyebilirim. Eğer hatırlayabilirsem şarkının sözleri yanlış aklımda kalmadıysa zannediyorum söyleyebilirim. Bu şarkıyı sizlere armağan ediyorum. Sizler de az önce saydığınız o isimlere, o sevdiğiniz isimlere armağan edeceksiniz. Birdenbire şarkıyı söylemek de böyle olmuyor aslında. Şey oluyorum, hani ne derler ona, konsantrasyonum bozuluyor. Ama durun, giriyorum. Dün gece hiç tanımadığım birine sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim. Dün gece hiç tanımadığım birine sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim. Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarımda dün. Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine. Konuştu bir şeyler söyledi, beklediğim sözler bunlar değil. Yüzüme baktı, gözlerime, ama senin gibi değil. Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil. Hiç kimse senin gibi umuduma can değil. Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil. Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil. Benim yerime alkışladınız, bunu biliyorum. Ben de sizin yerinize kendimi alkışladım. Evet, şarkıyı beğendiniz mi beğenmediniz mi bilmiyorum ama böyle emrivaki mi oldu ne oldu? Yok, emrivaki olmadı. Sizler benim canımsınız, ben de sizlerin her isteğinizi yerinize getirmeye hazırım. Ha, burada yeri gelmişken söyleyebilirim. Dilerseniz telefonla bana şu şarkıyı söyleyin diye bir mesaj verebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben de o şarkıyı eğer biliyorsam söyleyebilirim. Telefon numaramı zaten biliyorsunuz, 224-44-06. Şimdi bugünkü anket bölümümüz yine çok ilginç. Çok ilginç bir bölüm var bugünkü anket bölümünde. Şimdi eğer size bir miras çıksa ama çok zenginseniz, çok fazla paranız var, ne yaparsınız? Bu mirası nasıl değerlendirirsiniz? Evet, Diyarbakırlılara bu soruyu sordum. Bakın, o kadar ilginç cevaplar geldi. O kadar ilginç cevaplar geldi ki şaşırıp güleceksiniz. Meğer bu paraya ihtiyacı olmayan ne kadar çok insan varmış.
Evet, 1995 ses yarışması bugün en son finalistini tanıtacak. Evet, önümüzdeki günlerde eğer müzik öğretmenleri hemen gelirse bu ses yarışmasının final bölümünü gerçekleştireceğiz. Şimdi finalistlerimizden en sonuncusunu sizlere tanıtıyorum. Bakalım seslendirdiği parça nasıl bir parça ve sesi nasıl bir ses? İzleyelim mi? Hadi bakalım. Evet, güzel bir sesti değil mi? Bakalım bu sesler nasıl birbirleriyle nasıl yarışacaklar, kıyasıya bir mücadeleye gireceklerinden eminim. Adnan Şensesi sever misiniz? Ben çok severim. Hele son yıllarda öyle güzel şarkılarla karşımıza çıktı ki aniden adeta yeniden doğdu diyebiliriz. Yeniden doğdu diyebiliriz son 4-5 yıldır. Hele Muazzez Abacı ile birlikte seslendirdiği parçalar gerçekten güzel parçalar. Evet, şimdi onun yıllar önce bir film çalışması olmuştu. O filmden bazı görüntüleri sizlere izletmeye çalışacağım. Filmin adı Ağla Gözlerim. Banu Alkan'la beraber paylaşmışlar bu filmi. Bir ses sanatçısı ve eşi ile ilişkilerini konu alıyor. Küçük bir kız çocuğu da var bu filmde. İsterseniz hemen bu filmden Adnan Şenses ve Banu Alkan'ın görüntüleri eşliğinde Adnan Şenses'in seslendirdiği Sözüm Kalmadı. Evet, Sözüm Kalmadı şarkısını dinleyelim. Bakalım nasıl bir şarkı. Evet, bugünkü programımız da burada sona erdi. Nasıl sona erdi bilmiyorum, böyle kavgayla, gürültüyle, patırtıyla herkes birbirini vurdu da siz göremediniz. Ama tabii işin şakası bu. Benim programlarımda genellikle böyle tansiyon yüksek olur. Gerek kameraman, gerek yönetmen arkadaşımız, gerek ana kumanda masasında oturan arkadaşımız. Böyle herkes birbiriyle kavga eder ama bu kavgalar çok tatlı bir kavgadır. En sonunda tatlıya bağlanır. İşte bugün yine kavgalarla dolu bir program yaşandı ve bitti. Şimdi sizlere veda konuşmasını yapıyorum. Veda konuşmalarını genellikle yapamam. Müdavim izleyicilerim bunu çok iyi bilirler. Nasıl bir veda konuşması yapayım? Her zaman, yok her zaman olmaz, her gün. Yok yok, her gün de olmaz. Her akşam saat 18'de bilim, sanat, müzik, aktualite ve sanat dünyasından duymak isteyip de duyamadınız. Konuları öğrenmek istiyorsanız hem de en güzel şarkılarla süslenmiş olarak beni izleyin. Benim programıma konuk olun. Dün de söylemiştim, Can TV'ye değil tabii ki, ekranın berisinde oturarak konuk olun ve bu programı izleyin. Pişman olmazsınız. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.